Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Başkent Millet Bahçesi'nden sesleniyoruz. 24-27 Mayıs tarihleri arasında sabah saat 10, akşam saat 8'e kadar 4 gün boyunca Türk Mutfağı Haftası kutlanacak. Arkadaşlar bu bir hafta, yani 21 ve 27'si her yıl fix olarak kutlanıyor ama Ankara'da etkinlikler 24'üne başladı. Şu an Millet Bahçesi'nde konuşmalar yapılıyor. Biz de konuşmalardan kısa bir detay çekip sonrasında Ankara'nın yöresel lezzetlerini göstereceğiz. 25 tane coğrafi işareti almış olan yöresel ürünleri var. Onları anlatacağız sizlere. Aynı zamanda misafir katılan diğer mutfaklar da var. Hatay ve depremzede esnaflar da burada olacaklar galiba. Hadi hızlıca gezmeye başlayalım. Videoyu beğenip paylaşarak bize destek olabileceğinizi unutmayın. Merhabalar. Ne kadar zamandır takip ediyorsunuz? Epeydir, 2 senedir takip ediyorum ben. Nereden izliyorsunuz? YouTube'dan ve Instagram'dan genelde takipteyim. Yani ben... Ankara'daki bütün etkinlikleri sizden öğreniyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağlık. Buraya da sizden haberim oldu. Ne zaman? Yeni mi öğrendiniz? Yani 2 gün oldu. Geçen senenin videosunu izledim. Kaçırmışım. Evet, ben de o gün evet. Sabzon günleri vardı. Onu paylaşmışsınız. Gerçekten neler çok... dikkatinizi çekiyor videolarda? Neler videolarda gerçekten samimilik dikkatimi çekiyor. Akıcı. Bir Ankaralı olarak akıcı. Bunu yapan çok az insan var. Hatta benim tanıdığım hiç yok. Bir tek siz varsınız. Ankara için 7 konuşuyorum. 7 yıldır. Yani gerçekten çok memnunuz. Çok ben samimi. De tanıştığım. Evet, ne iş yapıyorsunuz? Ben özel sektörde çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Bugün izinlisiniz. Evet, evet. Ne yiyorsunuz? Ne dikkatinizi çekti? Şu an evet bir mısır ikramı oldu. Ona geldik arkadaşımla. Standlarda neler dikkatinizi çekti? Standlarda yani coğrafi işaretli ürünler var. 25 tane Ankara'nın varmış. Evet, evet. Bilmeyenlere de bugün anlatacağız. Evet, evet, evet. Yani çok farklı lezzetler var. Hepsini keşfediyoruz yavaş yavaş. Hanımefendiye de soralım. Ben de hiç kaçırmıyorum arkadaş söylüyor. Videolara artık yorum yaparsınız. Beğenin, like atın. Tabii, desteklerinizi ben de bekliyoruz. Ben İngilizce öğretmeniyim. En çok Adana standını beğendim. Evet, depremzede kısmı da var. Evet, Hatay'dan falan da geldiler galiba. Onu da bakacağım. Evet. Bakamadım daha. Hatay'ın şey kısmı var. İçli köfte standı var. Yöresel ağırlık. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Gezmeye devam. Gezmeye devam. Kolay gelsin. Kıymetli, iyi ki varsınız diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Konuşmalarından dolayı milletvekilimiz Sayın Zeynep Yıldız Hanım hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim konuşmalarını yapmak üzere valimiz Sayın Vasip Şahin beyefendiyi kürsüye teşviklerine arz ediyorum. Sayın milletvekilim, çok değerli mesai arkadaşlarım, valilerimiz, kaymakamlarımız, değerli ato başkanımız, belediye başkanımız ve çok değerli Venezuela Büyükelçisi, hoş geldiniz, özellikle şeref verdiniz. Değerli belediye başkanları, misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün ikincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla ve bunu başlatan Emine Erdoğan hanımefendiye himayelerini aldıkları için özellikle hususen teşekkür ediyorum. Mutfak ve mutfak kültürü aslında kültürlerin çok belirleyici
ve birbirinden ayrılamaz özelliklerinden birisidir, unsurlarından birisidir. Türk mutfağı da dünyadaki üç önemli mutfaktan birisi olması hasebiyle de bizim özel bir zenginliğimiz. Tabii biraz önce Ankara mutfağı ile ilgili konuşmacılar, vekilimiz, başkanımız, başkanlarımız ve il müdürümüz detaylı açıklamalar yaptılar. 31 tescilli ürünümüz var ama bunun çok daha fazlası aslında mutfağımızı, Ankara mutfağını temsil ediyor. Ki Ankara 81 vilayetimizden birisi. Bütün Türkiye'ye, hatta bütün Türk dünyasına baktığımız zaman bunun hesabını yapma imkanımız yok. Biraz önce Aşçılar Federasyonu Başkanımıza sordum. Ben de dedim şöyle bir bilgi var. Sadece çorba çeşidimiz 200'ün üzerinde. Yok dedi. Bunu en az 1000 olarak söyleyin de biz sayısını henüz daha tespit edebilmiş değiliz. Bunu tespit etmek de çok mümkün değil. Dolayısıyla sadece çorbası bile binlerle ifade edilen ve diğer yemekleri, tatlıları, hamur işleri, et yemekleri, sebze yemekleriyle birlikte baktığınızda sayılamayacak derecede çeşit olan çok zengin bir kültüre sahibiz. Bunun tabii bizim zenginliğimiz olmasının yanında kaynağına bakacak olursak aslında birçok sebebi var diye ben özellikle düşünüyorum. Bir defa biz Orta Asya'dan, Bozkır'dan, o Bozkır steplerinden getirdiğimiz bir mutfak kültürümüz var. Saygılar sunuyorum. Sivas'ın neyi meşhur? Peşikhan çorbası ile madımağı meşhurdur. Sivas köftesi de meşhurdur. Biz cuma günü açıyoruz. Cuma açacaksınız. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim merhaba. Tanıyabilir merhaba. Miyiz? Haldun Tüzel. Ben İstanbul'dan geliyorum. Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun danışmanıyım. Gördüğünüz üzere eski bir şefim. Bayağı madalyanız var ama. O yaştan dolayı. Yaşlandıkça çoğalıyor. Yeni başladı daha, göreceğiz inşallah. Peki. İyi olacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Başarılar. Başkanım hoş geldiniz. Evet, sizler de hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz etkinlikle ilgili? Evet, bugün Ankara'mızın, başkentimizin, millet bahçemizde Türk Mutfağı Haftası'nın etkinlikleri başlamış oldu bugün. Biraz önce Sayın Valimizin, ATO Başkanımızın, ASO Başkanımızın, vekillerimizin, belediye başkanlarımızın katılımıyla açılışını yaptık. Evet, Türk mutfağımız gerçekten dünya çapında lezzeti olan, birbirinden güzel, birbirinden ayrı lezzetleri olan bir mutfak. Bugün millet bahçemizde de bu etkinlik başladı. İkincisi düzenleniyor. Biz de çubuk olarak, tabii coğrafi işaretli ürünlerimiz de Türk haftası, Türk mutfağı haftası etkinliklerine katkı veriyoruz. Standımızı açtık. Çubuk turşumuz, çubuk işte vişne suyumuz, çubuk homaça yemeğimiz, agat taşımız, coğrafi işaretli ürünlerimiz. Onun haricinde hamur işlerimiz, efendim sarma, dolma gibi ürünlerimize etkinliğe katkı sağlıyor. Sayın Valim geliyor, ben kaçtım. Geri gelin, geri gelin, geri gelin. Evet, millet bahçemizdeki Türk mutfağı haftası etkinlikleri tabii çubuk standımıza da hemşehrilerimize ilçemizin yöresel ürünlerini, coğrafi işaretli ürünlerini burada sunmaya devam ediyoruz. Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi de bekleriz inşallah. Burada 25 ilçemizin güzel standları var. Her birinin ayrı güzel lezzetleri var. Hepsinin emeğine sağlık. Sayın Valimize, İl Kültür Müdürümüze, emeği geçen tüm arkadaşlara ben teşekkür ederim. Burada Altındağ Belediye'mizde çok güzel bir hazırlık yapmış. Onlara da tekrar teşekkür ederim. Başkanım, siz aslında gastronomi yabancı değilsiniz. Yazın evet. Zaten Çubuk Turşu Festivali'nde gastronomi konusuna da çubuğu girmiş oldu. Evet. Yöresel lezzetleriyle birlikte. Etkinlik nasıl geçti? Bir önceki Çubuk Turşu Festivali
biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Evet. 2022'deki 15. Uluslararası Kültür ve Turşu Festivalimiz gerçekten bizim için de çok güzel etkinliklerin olduğu, çok yoğun bir katılımın olduğu, çok güzel, verimli bir festival geçirdik. Burada tabii sizlerin de büyük katkısı olduğu tanıtımlarla 500 binin üzerinde, yaklaşık 1 milyona yakın vatandaşımız ilçemizi ziyaret etti. 300 tane stand kurduk ve ana temamız gastronomiydi 2022'deki 15. festivalimiz. Gerçekten çok büyük bir katılım oldu, çok beğeni oldu. Organizasyonlarıyla, oradaki etkinlikleriyle tüm gelen misafirlerimiz festivalimize çok büyük beğeni olduğunu, çok beğendiklerini bize de dile getirdiler. Gerek Ankara merkezden, gerek civar illerden, ülkemizin her yerinden vatandaşımız geldi. Tabii gastronomi temalı yapmış olduğumuz bu festivalimizde özellikle Türkiye Aşçı Federasyonu'yla TAFET'te de çeşitli etkinlikler yaptık. Orada protokol imzaladık. İnşallah bunlar işte o etkinliklerin de devamı. Yıl içerisinde de yine gastronomi konusunda çeşitli etkinliklere devam edeceğiz. Hem yöresel ürünlerimizi hem coğrafi işaret ürünlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. İnşallah 16.sı düzenleyeceğimiz Eylül'de, Eylül'ün ikinci haftasındaki tarih netleşti mi başkanım? Tarihi tam şu an açıklamayalım ama hazırlıklara başladık genelde inşallah. Genelde öyle oluyor. Bu sene yine sürprizlerimiz var. Gençlere, vatandaşlarımıza. O zaman spoiler alalım biraz sizden. Efendim? Spoiler alalım sizden biraz. Evet, detay yani alalım. Gençlerimizin bu sene böyle enerjilerini atabilecekleri güzel etkinliklerimiz olacak. Onun müjdesini verelim inşallah. Yine sahne programları, konserlerimiz, etkinliklerle bu sene bir rekor daha bekliyoruz. Artık festival alanımız da yetmiyor. İnşallah onu da böyle geniş, daha geniş alanlara yayacağız. Şu an çalışmalarına başladık. Şimdiden Ankaralı hemşerilerimiz Eylül'ün ikinci haftasına programlarına yazsınlar. İkinci tarihi biz ilan edeceğiz. Ajandalarına, notlarına yazsınlar. Festivalimize şimdiden bekliyoruz inşallah. Etkinliği nasıl buldunuz Türk Mutfağı Haftası'nı? Biraz da onu soralım size. Evet. Çok güzel hazırlanmış, titizlikle hazırlanmış. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle burada 25 ilçemizin ayrı ayrı lezzetleri var, ayrı ayrı emekleri var. Hepsine teşekkür ederiz. İşte hemen komşumuz Kızılcamam'ın bazlaması var, baklavası var. İşte bizim turşumuz var, yandan Allah'ın Polatlı. Yani her biri ayrı bir renk, ayrı bir değer. Vatandaşlarımız da şu an akın etmeye başladı. Dolu dolu bir festival geçecek, bir tanıtım programı geçecek. Çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten teşekkür ederiz. Sağ başarılar dileriz. Sayın vekilimiz de evet ziyaret etti şu an standımızı. Zeynep Hanım. Biz de Zeynep Hanım'a hoş geldiniz diye. Bir restorana gittiğimde hangi turşu çubuk turşusudur, hangisi değildir çok net ayırt ederim. Bu konuda iddialıyım. Hiç sektirmeden tutturdum bugüne kadar gerçekten. O yüzden gerçekten çubuk gastronomisi, Ankara gastronomisi açısından da önemli bir yere sahip. Dolayısıyla Türkiye gastronomi açısından önemli bir yere sahip. Emin Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleşen aslında bu Türk mutfağı toplantılarının çok daha artmasını çok kıymetli buluyorum. Çünkü gerçekten nasıl dokumalarımız konusunda bir envanter oluşturulduysa Türk mutfağı konusunda da böyle bir envanter oluşturmak için adım adım ilerliyoruz. Ve burada Ankara önemli noktalardan biri. Ankara'yı hep başkent kimliğiyle biliyoruz ama Ankara aynı zamanda gastronominin de şehri. 25 ilçenin 25'inde de kendine öz, kendine has, coğrafi işaret almaya değer lezzetler var. Çubuk turşusu tabii açıkçası Ankara denildiğinde ilk akla gelenlerden. Sağ olsunlar, belediye başkanımızın da bu noktada çok önemli çalışmaları var. Zaten bir tesis vardı, bu tesisi daha çok genişlettiler. İnşallah ilerleyen süreçte ilerleyerek devam edecek. Tabii ki sadece turşu değil, çubuk özelinde çok daha farklı lezzetler de var. Ben bütün Ankara'da hemşehrilerimi Başkent Millet Bahçesi'ne davet ediyorum. İnşallah bu lezzetleri her biri tatsınlar. Ve gerçekten Ankara'nın, Türkiye'nin lezzet noktasında ne kadar ileride olduğunu bir kere daha görsünler diyorum. Eyvallah. Geldiniz. Şey konuşuyor. Çubuğun yöresel ürünleri neden hemen bahsedelim? Çubuğun yöresel ürünleri en başta adına festivaller yaptığımız, patentini aldığımız turşu. Yine patentini aldığımız homaça etimiz. Evet. Vişnemiz.
patentini aldığımız 4 tane patentli ürünümüz var. Tabii bunlardan en önemlisi turşu. Uluslararası turşu festivali yapıyoruz her yıl Eylül ayının 2. haftası. Bir de agat taşımız var meşhur. Agat taşımız da var tabii çok ki. Çok fazla bilinmese de meşhur. Evet. Agat taşından takı tasarımında kullanıyoruz. İsimliklerde kullanıyoruz. Yarı değerli bir taş ve kendine özgü çubuk agat çizgileri var. Kahverengi çizgileri ve bir üründen bir tane taş kesildiğinde bir üründen bir tane bulabiliyorsunuz. Kişisel bir ürün olmuş oluyor. Aynen öyle. Kişiye özgü oluyor. Arkadaşlar. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Evet arkadaşlar, bu dolmayı ikram edecekler. Yarın çorba varmış. Çorba ikram edeceklermiş. Yarın çorbamız var, baklavamız var. Oh daha ne olsun. Var, homoça etimiz var, vişne suyumuz var. Yarın ziyafet var. Katılacağız. Evet, buyurun gelenlere. Gelin bekleriz. Videoyu izleyip gelenler olacak da illaki. Evet. Teşekkürler. Bakın burada kıtır kıtır çubuk turşusu var. Hemen şurada agat taşını da göstereyim. Çubuk agat adında Instagram hesabı var arkadaşlar. Oradan da sipariş verebiliyorsunuz. Ve burada da vişne suyu ikram ediyorlar. Coğrafi işaretli. Arkadaşlar, YouTube'dan eski takipçilerimden birisiyle daha karşılaştık burada. Merhaba Ramiz Bey, değil mi? Merhabalar. Ben de İsa Bey benim takipçim olabilirim acaba diye de diyorum yani sayın seyirciler. Vakit almıyor başkanı takip etmeye sormayın. Beğendiniz mi abi etkinliği, nasıl buldun? Valla daha yeni gelebildim, açılıştayım. Henüz daha tespit edemedim ama Ankara'mızın da... Ben yani sizle beraber daha önce diğer illerimizin sergilerinde beraber olurduk. Ankara'nın sergisinde olmasını hep düşünür, konuşurdum. İlk defa bu Ankara'nın sergisi. Söz konusu o açıdan işte çubuk turşularıyla, Beypazarı, efendim kurularıyla, tatlılarıyla diğer iller, ilçelerin de şeyleri var. Polatlı vesaire. O yüzden güzel. Beğendiniz. Beğendim ama daha gezmek lazım. 25 tane coğrafi işaretli ürünü varmış. Çoğunu bilmiyoruz. Varsın. Ben yalnız şu zaman beğeneceğim. Bu şehrin sokaklarını cıvıl cıvıl turistler gezecek. Öyle o zaman beğeneceğim. İnsanlarımız sanatla, müzikle, efendim bilimle yoğrulacak. O zaman daha mutlu olacağım. Çünkü bu gıdaları yedikten sonra bilim yapmalıyız, sanat yapmalıyız, efendim söyleyeyim spor yapmalıyız. Güzel faaliyetler olmalı İsa Bey. Ben o şekilde bakıyorum yani. Hani iş gıdaları pozitife çevirmekte. Yoksa göbekler bu kadar oluyor, şık değil. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gezmeye devam. Afiyet olsun. Beğendiniz mi? Çok güzel, teşekkürler. Etkinliği nasıl buldunuz? Harika. Böyle bir yağmur olmasaydı çok daha iyi olacaktı. O da düzelir, birazdan gider. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Siz ne söylemek istersiniz? Çok iyi oldu, çok yakışık oldu. Azerbaycan'dan selam getirmişim size. Nasıl yani, Azerbaycan'dan mı geldiniz? Evet. Gerçekten. Hocamız da Azerbaycan'dan geldi. Karşıda yok. Oo güzel, siz tanıyalım özelliniz biraz. Olsun. Ben Abi Tahirli. Evet. Milli İlimler Akademisi'nde akademisyenim. Tesadüfen bu tedbire katıldım, etkinliğe katıldım. Ama çok mutlu oldum. Çok güzel bir güne dek geldiniz. Çok. Türk mutfağı bütün dünyada meşhurdur. Sadece onu tebrik etmek, yaymak, onun hakkında bilgiler vermek ve onun biz bir medeniyetimizin bir terkip hissesi kimi bütün dünyaya yaymak çok lazımdır. Bu manada bugünkü tedbirin ehemmiyeti çok büyüktür. Ona göre de ben... Ne ikram ettiler, ne yediniz? Çorba yediniz mi, içtiniz mi? Her şeyin tadına baktım, her şey güzel. Güzel. Bolca fotoğraf çektirirsiniz. Evet. Biraz da kendinizden bahseder misiniz? Ben Abid Tahirli. Araştırmacıyım. Azerbaycan muhaciret edebiyatını araştırırım. Evet. Türkiye'de birçok arşivlerde çalıştım, müzelerde çalıştım ve çok sayıda Azerbaycan muhaciret edebiyatıyla bağlı menbeler var. Çok zengindir. Osmanlı arşivi, Böyük Millet Meclisi'nin kitapkanası, arşivi, Milli Kitapkhane olduğumuz, şu anda biz konak olduk Cumhuriyet Müzesi'nde. Yani Azerbaycan'la bağlı, Azerbaycan'ın tarihi şahsiyetlerinden bağlı çok güzel menbeler var, merkezler var. Onları araştırırız ve hep bir kanaate geldik. Bir soydanlık, bir köydenlik, dilimiz, dinimiz, medeniyetimiz bir olduğu gibi mutfağımız da birdir. Peki çok teşekkür ederiz. El sallayalım kameraya.
Fide alalım. Hanımefendi az önce bir şey söyledi. Aa, şimdi bakın, biz bu kadar kalabalık olmadan geldik. Evet. Daha servis olmadan biz rica ettik. Hemen hanımefendi, orada 2-3 tane güler yüzlü hanımefendi var. Görevli. Bize özel ikramlarından sundular. Ve sizin huzurunuzda onlara çok teşekkür ederiz. Çubuk Belediye çalışanları. Çalışanları bu şu standta. Çubuk şurası. Burası Kızılcam mı? Kızılcam almış. Yankı standı, ortak stand. Ortak mı? Beğendiniz mi etkinliği? Gerçekten çok güzel. Neler dikkatinizi çekti? Daha önce katılmış mıydınız? Ay, ilk defa geliyoruz ama güler yüzlü olmaları ve ikram etmeleri bizi çok mutlu etti. Peki, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. El sallayalım kameraya. Gölbaşı dediniz. Gölbaşı'na gittik. Bir başta vardı. Beypazarı yok. Gölbaşı bu tarafta. Hepsi var Ankara'nın içeri. Ya oradaki bayanlar özellikle hem çok böyle kibar, hem çok nezihler, hem de böyle kalecik, çok naif. Kalecik. Kalecik'teki hanımlar da harika. Ya hepsi, onlara teşekkür ediyorum. Bayanların hepsine teşekkür o zaman. Yani, tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Hepsi de belediye çalışanlarıydı. Yani çok hoş. Yani hem hizmet olarak, hem güler yüz olarak, hem de hijyenlik olarak çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. El sallayalım kameraya. Peki. Hanımefendi, bir şey ikram ediyor. Niye ikram ediyorsunuz? Nedir bunlar? Biz göçe çorbası diyoruz. Deniz çorbası diyenler var. Buğday çorbası diyenler var. Çorbası diyorlar. Yoğurtlu ayran aşı diyenler var. Güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Herkes tanıyor beni. Tabii ki. Ayran aşı. Mikrofonu vereyim, o zaman anlatın. Buyurun. Hoş geldiniz. Bu hafta dolayısıyla seni aramızda görmek güzel. Vallahi ben de Ankara'nın bütün ilçelerini burada gördüm mü? Çok sevmiş oldum. Hepsini gezmiş olacağım. Kızılcamam standındasın. Evet. Coğrafi işaretli bazlamamız var. Bazlama ile ilgili seninle çok konuştuk. Evet. Önceki yıllarda. Biz haftanın buradaki 4 gün boyunca yöremize özgü yemeklerimizi tanıtacağız. Bugün göce aşımızla baklavamızı ve kapamızı, kapamamız var. Pişiyor kapama. Kapamayı da göreceğiz biraz. İşte yarın yaprak sarması, soğan dolması, diğer gün un helvası, höşmerimi, yani Kızılcamam yöresel neyi varsa tanıtacağız. Mikrofonu uzatalım, tamam. Tadına bakanlar cevap versinler. Öyle bedava yemek yok. Önceki dönemde Süleyman Bey'im, özel idare müdürümüz. Beğendiniz mi efendim? Gerçi siz biliyorsunuzdur bu lezzetleri. Ben zaten biliyorum. 5 yıl görev yaptığım için. Evet. Bu tatları çok iyi biliyorum. Etkinliği nasıl buldunuz? Daha gezemedik. Yağmurdan. Buradayız, gezeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Rica afiyet ederiz. Olsun. Evet. Bazlamamız orada. Evet, onu da gösterdim. Turizm otelcilik öğrencilerimiz vardı. Onlar tatlıları bitirdiler biraz. Siz çubuk standındayken hızlıca bitirdiler. Halkın yoğun talebiyle karşı karşıya kalınca evet, dayanamadılar. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşürüz. Sana da kolay gelsin. Hanımefendi bizi takip ediyormuş. Evet. Nereden takip ediyorsunuz? Instagram'dan, Facebook'tan sizi ama gönderilere beğeni yapın artık. Yapıyoruz. Etkileşim zaten olsun. Zaten kaçarım. Siz olmasanız buradan haberimiz bile kaç yok olmuyor. Kaç yıldır takip ediyorsunuz bizi? Baya çok önce. Yani etkinlikleri beğendiniz evet, mi? Evet. Beğendik onları. Çok güzel. Memnunuz. Türk mutfağını nasıl buldunuz? Efendim? Türk mutfağını nasıl buldunuz? Mutfağımız zaten çok güzel. Nerelisiniz? Ispartalıyım. Isparta'ya selam. Evet. Bir tane takipçim var, sürekli Isparta günleri ne zaman olacak diye soruyor. Belki ben miydim? Ben de soruyorum. Yok, farklısı galiba, bilmiyoruz. Çok teşekkürler. Çok iyi günler. Çok sağ olun. Teşekkürler. O meşhur pilavımızı. Evet. Nedir adı? Küp pilavı. Yöresel Kızılcamam'ın yöresel pilavıdır. Evet. Bu küplerin içine etlerimizi, Kızılcamam'da semirmiş hayvanlarımızın etlerini koyarız. Bunu 4 saat falan soğanla harcını anladım önce. İçine karabiber, kırmızı biber, nane yok tövbe. Salçayla kararız. Güzelce, evet. Güzelce soğanıyla falan içine teperiz. Bunu da 4 saat ocakta pişiririz. Ağır ağır piştiği için ağır, çok evet, olur. Şurasındaki bir delik da nedir? O içindeki hava buradan çıksın, içindeki buharla pişiyor ya bu. Fazlalığı atsın diye. Evet, buharla pişen bir şey bu.
Normalde buharla pişer bu. Ne zamanlar yapılıyor bu yemek? Özel günlerde mi özel, yapılıyor? Genelde özel günlerde pişer. Mesela biz buraya Kızılcamamızı reklamını yapmaya geldik buraya. Aa, ikram edilecek. Satılık değil evet, buradaki ürünler arkadaşlar. Yok, ikram ediyoruz. Tanıtım bir tanesini amacıyla. Normalde bir daha böyle bir şey bulamazsınız. Gezelim gözelim, görelim programı gibi oldu vallahi evet, burası. Evet, bakar mısınız şimdi? Hemen açalım. Hanımefendi şimdi hop beyefendi açtı. Hop şöyle i̇şte gösterelim. Böyle. Nop etler burada. Herkes evet. Telefonlarıyla böyle çekiyor. Çok güzeldir lezzeti de hemen tadına baktıralım. Evde zor yapılır bu. Normalde her evde yapılır. Düdüklü tencerenin içine ters konulunca yapılıyor. Evet. Çok güzel yapılır. Kızılcamam yöresel ürünü şeyidir bu. Birazdan ikram edecekler. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın, oldu. Çok görüşürüz. Sağ olasınız. Teşekkür ediyorum. Hanımefendi tadına bakacak şimdi. Pilav nasıl güzel. Harika. Ellerine sağlık. Etten de yiyin bir parça. Yiyeceğim. Sıcak. Sıcak olduğu için yemiyorlar. Evet. Çok güzel. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Pilav nasılmış? Daha tadına bakmadım ama göründüğü kadarıyla nefis ve mutlaka evde deneyeceğim. Zaten kokusuyla insan doyuyor. Müthiş kokusu. Afiyet olsun. Çok güzel kokuyor. Sen de bu mu? Sus, bu benim tatilim. Ver o zaman bana verin. Aa, onda da çok, onda pişiyor. Misafirin aldığı bir hava var. Ayağım bunun altı sürsün arkadaşlar. Sen şuna koy, ben orada taşıyayım. Abi sıra sana da geldi sonunda. Evet arkadaşlar, o meşhur etli yemeği neydi ismi? Kapama. Kapama'nın tadına bakacağız. Çok sıcak ama çok güzel. Kapama. Meşhurmuş. Abi de beğendi galiba. Çok güzel. Tutalım böyle yaklaş. Beraber istedim pozisyon. Evet. Siz yediğiniz zaman ben biraz geç aldım. Et nasıl, güzel pişmiş mi? Et güzel pişmiş. 4 saatte pişmeme ihtimali yok zaten. Tabii. Et kimliği beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Çok güzel. 1971'den beri kazacağım ama ben. Güzel gelirim. Kutucuğum her şey güzel. Kapaması da güzel. Et kimliği de çok güzel. Teşekkür ederiz. Gezmeye devam. Şimdi Kızılcamam'ın yemeklerini yedik. Arkasından da maden suyu var. Maden suyunu da burada getirmişler. Firma getirmiş burada. İkram ediyor. Herkese birer tane veriyorlar. Arkadaşlar bakın, Kızılcamam en meşhur ürünlerinden birisi. Coğrafi işaretli. Bakın burada bazlamaları getirmişler. Oo, hevrede güzel güzel. Bunları burada satıyorlar. Ablamız yapıyor. Kameraya çıkmak istemiyor da. Ne kadara satıyorsunuz bazlamayı? 7,5 tane. Tanesi 7,5 lira. Zaten ekmek 5 lira ama ekmek gayet güzel. Bu nedir? Cevizli çöreğimiz var, 45 TL. Bu tava, şey, tepsiyi çıkartıp da mı veriyorsunuz? Ha, tepsiyi çıkartıp veriyoruz. Üstte ne var? Şöyle kül çöreğimiz var. Bu ne kadar? Bu 25 TL. Güzel. Reçellerimiz var, kozalak şurubumuz var, kozalak reçelimiz. Bunlar zaten 50 küsür liradan başlıyordur. Kaç lira? Ha? Reçeller ne kadar? 60 TL. 60 lira tahmin ettiğim gibi. Erişteler o güzelmiş. 50 TL, tamamen bayanların el kesimi, kahvanalarımız var. Mantı var, kahvana var burada. Kızılcamam lonca, bayan kooperatifi ürünleri. Burada geldiğinizde alabiliyorsunuz ya arkadaşlar. Mantımız var. İşte bakın en önemli detay burası. Kızılcamam maden suyu, yavsu, kolonya, bazlama, külçeri. Bakın az önce anlattıklarımın hepsi burada var. Teşhir etmişler afiş olarak. Neredeyiz? Keçören standında bakayım neler varmış hemen. Keçören standında keşkek var. Ankara usulü bir şey almışlar. Tandır var burada. Tabii ki yerler ıslak ve göl gibi olduğu için ancak bu kadar yaklaşabiliyoruz. Höşbenim var. Osmanlı şerbeti var. Ve burada bitirmişler galiba. Müdürüm beğendiniz mi? Mamak'taki çok güzel. Kesinlikle lezzet olarak. Etkinliği nasıl buldunuz? Etkinlik fevkalade. Her tarafta gerçekten değişik şeyler görmek mümkün. Diğer illerden, ilçelerden, yöresel şeyler muhteşem. Bütün ilçeleri bir günde gezmiş oluyorsunuz. Yani. Çok güzel bir etkinlik. Çok teşekkür ederiz. Mamak Kadın Kooperatifi'ni tanıtacağız arkadaşlar. Şimdi sizlere hemen hızlıca anlatmaya başlıyoruz. Merhaba. Merhabalar. Evet, hemen ürünlerden başlayalım.
Evet, biz Babak Kadın Kooperatifi olarak 3 yıllık faaliyet göstermekteyiz. Kadın istihdamı oluşturmak için kurulmuş bir kooperatif. Ürün gamımızda hem lavanta ürünlerimiz hem de gıda ürünlerimiz bulunmaktadır. Coğrafi işaretli olarak da ekmeğimiz ve ravak yoğurdumuz var. Gösterelim bu tarafta arkadaşlar, bakın ekmek burada. Evet, kuru sebzelerimiz, bulgurumuz, peynirimiz, reçellerimiz, domates çeşnimiz, salçalarımız ve turşularımız bulunmaktadır. Lavanta ürünü olarak da koku keselerimiz var, uyku gözlüklerimiz var. Biliyorsunuz lavantanın hem güve ve rahatlatıcı, uyku getirici bir özelliği olduğu için uykuda zorluk çekenlere uyku gözlükleri yaptık. Helallik ve doğallık sertifikası olan sabunlarımız var. Kolonyalarımız, lavanta yağlarımız ve kekik yağlarımız bulunmaktadır. Arkadaşlar hemen ben anlatayım. Mamak'ta arkadaşlar lavanta bahçesi var. Gökçeköy müydü? Gökçeköy'de. Gökçeköy'de videosunu çektik. YouTube'a attık. Her zaman gidebiliyorsunuz. Orada Makop diye de kafe var. Orada arıcılık da yapıyorlar. Orada bal da satıyorlar. Evet, balımız da var. Bayağı da çektim. Ondan sonra benim görmediğim ürünlerden birisi bu peynirdi. Yeni peynirimiz yeni geldi. Yeni çıkardık. Evet. Burada tadına bakabiliyorsunuz. Şöyle bakın, taş gibi. Ve hiçbir katkı maddesi ve koruyucu madde bulunmamaktadır. Az önce gösterdiğimiz bu yoğurt. Bu yoğurdu yeni görüyorum. Ekmek zaten vardı. Yoğurdumuz her zaman vardı. Ravak yoğurdu 10 kilo sütten 1 kilo çıkan bir yoğurt. Yalnızca sütün kaymağından yapılıyor bu yoğurdumuz. Konsantre bir yoğurt oluyor. Yoğurt gibi düşünün, evet. Yalnızca bol miktarda yağ içeren bir yoğurttur. Evet. Almak isteyenler de Ankara'daki Ankara Hastanesi'nin karşısındaki Mamak Kültür Merkezi'nde orada Makop marketimiz var. Oradan alabilirler. Satış mağazası, evet. Orada Ankara. Ve e-ticaretten de alabilirler ama yoğurdumuzu e-ticarette satmıyoruz. Çünkü soğuk zincir getiriyor. O yüzden Ankara'da yaşayan misafirlerimizi satış ofislerimizi bekliyoruz. Ben başkanın fiyatını soracağım. Peyniri ne kadar satıyorsunuz? Ne kadardı? Mesela şu bidon ne kadar böylece? O yarım kilo 60 lira. 60 lira gayet makul. Tam yağlısı 60 lira, yarım yağlısı 40 lira. Yarım kilosu. Allah, çok ucuza veriyorsunuz. Çok ucuza veriyoruz. Çünkü biz yalnızca kar amaçlı çalışmıyoruz. Fabrikasyon olan ürünleri dünya fiyatı satıyorlar. Yoğurt ne kadar peki? Yoğurdumuzun kilosu 180 lira. Bu kavanoz ne kadar? 90 lira. 90 liraya alabiliyorsunuz. Bakın buradaki diğer ürünler de burada. O domates çeşnimiz de çok güzeldir. Kahvaltılık. Herkese şundan önerebiliriz. Mezeler. Evet. Şöyle göstereyim. Geldiğinizde bakabilirsiniz peynirin tadına. Bir de ekmeğe soracağım. Ekmek çok güzel. Ekmeğimiz de odun fırını ekmeğimizdir. Ekşi mayalı. Evet. Ve de 20 lira tanesi diyelim. 20 liraya ne kaldı şimdi? 1 kilo. 1 kiloluk bir ekmek bir de. Evet, yani. Kardasın yani. Buraya gel, alışveriş yap, gitmesi lazım. Evet. Her çok zaman bekleriz çok herkesi. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bir de Instagram'dan satış yapıyorsunuz değil mi? Tabii satıyoruz. Söyleyelim, Instagram'dan da satış yapıyoruz. Mamak Kadın Kooperatifi Instagram'dan. Yazınca çıkıyor. emakop.com'da satış ofis şeyimiz var. E-ticaret sitemiz var. Oradan alabilirler. Tabii, her zaman çok bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Etkinliği nasıl buldunuz? Nereden geliyorsunuz? Ben Bolu'dan geliyorum. Eğit ben şefim. Etkinlik çok güzel. Yavaş yavaş hepsini geziyoruz şu anda. Beğendiniz mi? Beğendim. Hanımlar burada. Evet. Özellikle ev hanımlarına yönelik çalışmalarından hem ev ekonomilerine katkıda bulunurlar. Çok güzel bir çalışma olmuş. Ben de standları gezerken gördüm onları. Tanıştım kendileriyle. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, Güdül Kadın Kooperatif'in standındayız. Hemen bakın, burada Güdül'de leblebi üretiliyor. Bilmeyenleriniz olabilir. Erişte var burada. Hanımefendilerin ürettikleri ürünler burada satılıyor. Kendileri çıkmak istemediler. O yüzden ben böyle şöyle detay çekiyorum. Geldiğinizde bakabilirsiniz. Kolay gelsin.